Kuş bir içi bir de dışı olan bir hayvandır. Dışını kaldırırsanız içini görürsünüz, içini kaldırırsanız ruhunu. Bu tür günlük ve sıradan konuşmalarla başlar usta yönetmen Jean-Luc Godard'ın 1962 yapımı filmi Vivre sa vie. Hayatını yaşamak olarak dilimize çevrilen film, 22 yaşındaki Nana'nın hayatını keskin bir karar üzerine yeniden şekillendirmesini 12 bağımsız tablodan oluşan bir kurguyla verir. Godard'ın üzerindeki etki temelini Sartre ve Merleau-Ponty'den alır. Ona göre film tam anlamıyla izleyiciye aittir. Kurgu bütünlüğü sağlamayan bölümlerden oluşan Vivre sa vie, ana karakterin hayatından sadece belirli kesitleri sunmasına karşın arka metni kafamızda oluşturup tamamlayabilmemize olanak tanır. Yazar Esen Coşkun'a göre bu yapının oluşturulması bir anlamda izleyicinin benzer şeyleri yaşamış ya da düşünmüş olmasından kaynaklanmaktadır. Güzelliği ve çekiciliği çevresi tarafından da onaylanan baş karakter Nana, aktrist olma hayaliyle kocasını ve çocuğunu terk etme kararı alır. Bu kararın veriliş sürecine filmde asla şahit olmayız ki zaten Fransız yeni dalga sineması önemli sahneleri es geçerken en sıradan sahnelere dakikalar ayırabilir. Nana'nın aynaya yansıyan silüetinin hayal meyal seçilebildiği, terk etmeye hazırlandığı kocasının yüzünün ise asla görünmediği bir sahneyle başlar film. Bu da Godard'ın ilginç yönetim tarzının bir kanıtı niteliğindedir. Film hangi yılda, nerede geçer ve hangi iç mekanları kullanır? Genellikle Paris'in sokaklarında elde bir kamerayla çekilen yeni dalga filmleri bize bu bağlamda bir ipucu sunmaktan uzaktır. Zaman ve mekan kavramlarının akla gelmediği ve sorgulanmadığı bir bağlamda film devam ederken Godard bu hamlesiyle de gelenekselleşmiş sinema kalıplarının ötesine geçmeyi çoktan başarmıştır. Henrik Gibson'ın yazdığı 1879 yılının Norveç'inde geçen Bir Bebek Evi oyunu dönemine göre oldukça yankı uyandırmıştır. Mevcut olunan kültür dayatmalarıyla kadının üstüne işlenmiş toplumsal rol ve cinsiyet kalıpları bu oyunda ters yüz edilmiş feminist metin olduğuna kanaat getirilmiştir. Bir Bebek Evi'ndeki Nora'yı minik bir isim benzerliğiyle de çağrıştıran Nana, güvenli ve alışılmış olanın dışına adım atmış yeni hayatının planını çizmeye çalışmaktadır. Filmde bir yandan yalnız bir kadının hayatını idame ettirme serüvenine dahil olurken, bir yandan da Nana'nın diğer insanlarla girdiği sıradan fakat çarpıcı diyaloglar seyirciyi hayat hakkında düşündüren niteliktedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki 30-35 yıllık süreçte gücünü Amerika'da arttıran kapitalizm, 20. yüzyılın en kalabalık ve en coşkulu ayaklanmalarını yaşattı. 1960'lı yılların özgürlük hareketleri açısından çalkantılı dönemine denk gelmesi sebebiyle Godard, kadın kadındır, nefret, evli bir kadın, erkek dişi gibi filmlerinde kadının toplumsal durumunu ve fahişeliğini tartışmıştır. Aslen satılık olan beden midir yoksa ruh mu? İlham perisi Anna Karina ile yaklaşık 6 yıl evli kalan Godard, filminde bir fahişenin hayatını işliyor olmasına rağmen Karina'yı erotik sahnelerin hiçbirinde çıplak olarak kameraya yansıtmamış olması dikkat çekicidir. Otelde arkadaşını arayan Nana'nın otel odalarının kapılarını teker teker açtığını ve kadın bedenlerinin estetik pozisyonlarda antik bir Yunan heykelini andırır halde kameraya yansıdığını görürüz. Filmde çıplak bedenlere yer verilen sahneler bununla sınırlı kalmıştır. Güzelliğini ve alımını kullanarak birçok erkeği etkilemeyi başaran Nana, son ana kadar soğukkanlılığını korur korumasına ama sahip olduğu yaşam koşullarını içten içe sorgulamadan duramaz. Filmin son tablosunda okunan Edgar Allan Poe'nun şiiri Oval Portre'de bahsi geçen kadının betimleniş şekli, Godard'ın tercih ettiği kamera açılarıyla birleşince bize Nana'nın film boyunca tekrar ettiği duruş ve bakışları anımsatır. Fransız yeni dalga sinemasının biçimsel olarak temel aldığı tüm basamakları teker teker çıkıp akımın en kül filmlerinden biri olmayı başaran Vivre sa vie, var edilmeye çalışılan bir hayatın
insanı nasıl kaybolmaya sürüklediği üzerine ironik bir örnek. Nana da geldiği o son noktada kendine şu soruyu soruyor. Neyi yanlış yaptım? Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Anna Karina'yı sevgiyle anıyoruz. Yazan Işıl Ayçiçek. Seslendiren Mustafa Yılmaz.